Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Feleğe hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Felek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Televizyonların en uzun soluklu yarışması Çarkı Feleğe hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Zaten birazdan burada bir anons yaptığımda 8 şiddetinde deprem olacak. Ona göre yani olay olacak burada, olay olacak. Sesimiz ta nerelere? Mustafa Topaloğlu'na kadar gidecek. Hem eğleneceğiz hem yarışacağız. İşte Ece geliyor. Ece geliyor, Ece yalele yalele. Kukumu sere sere yalele. Al beni götür Ece yalele yalele. Yarın olduğu yere yalele. Hoş geldiniz. Hediye paketi gibi olmuş. Evet. Beğendiniz mi kıyafetini? Aa, hediye paketi gibi değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Nasılsınız? Allah sahibine bağışlasın. Amin inşallah. Sağ olun. Nasıl? Güzel mi? Vallahi. Kirlettin mi? Ne yaptın ayağını? Hayır, kirletmedim. Aman ha. Beyaz. Çok böyle özen göstermen lazım. Ay ne kadar da güzel yakışıyoruz. Baksana. Ay, çocuğu gibi duruyor bari. Hemen. Dur yaklaşmayayım da boyamayayım. Ay lütfen rica ediyorum. Aspam. Aspam yanaşmayın diyor. Siz de çok şık ve çok güzel gözüküyorsunuz Mehmet Ali Bey. Her zamanki gibi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Instagram adresimizi verelim. Mehmet Ali Erbil Bitişik. Ya da? Kahtalım içi official. Official. Sizinki? Akengin Ece 2E ile. O zaman program başlasın. Alkışlarla son dönemlerin değil, tüm zamanların en büyük sporcularından biri geliyor. O bir kral, o bir Tanju Merhabalar. Bak sen söylemeden bizi seviyorlar. Sevgi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Memnun muyuz? Sever misin diyorsun da onları tuttuk adam başı 100 lira verdik sana bağırsınlar diye. İnanmıyorum. Lütfen böyle düşünenler el kaldırmasın, düşünmeyenler kaldırsın. Bir göreyim. Buyurun. Buyur. Ve Tanju Çolak midesini bozduğu halde bizimle geldi. O yüzden özel koltuk yaptık ona. Ne alaka ya? Ayakta duracağım demiştim ben sana. Hemen nasıl, beni sat. Misin? Hemen beni satıyorsun. Kahve ile limon ona yedirdik. Anladınız mı ne olduğunu? Neymiş? Amen, amen. Hayır, abartıyor, abartıyor. Asla değil.
Of be, bir yakışıklı geliyor, bir erkek geliyor. Biz de yakışıklı mıyız? Kendimizi kandırıyoruz. Vallahi yani. Bana göre öyle. Serhat Kaynar Pınar geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Artık program başlasın diyorum. Tüm zamanların en büyük sesi geliyor. Tüm zamanların en büyük yorumcusu geliyor. Tüm zamanların divası geliyor. Bülent Ersoy geliyor. Karşılık vereceğim. Kaç? 15. 15 sene önce yine katılmıştım. Çok kıymetli arkadaşım. Yani arkadaşlıktan öte değerli dostum, kadim dostum istemişti ve ben hiç düşünmeden, o kadar çok cici bir çocuk değilimdir aslında. Bin dereden su getiririm. Ama ona hiç hayır demedim. Gelmiştim. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nurla dolsun. Hocaların hocası benim muhterem hocam. Müzeyyen Senar ablam, annem vardı. Ama ne önemli bir anı bizim için değil mi? Çok. Ne kadar değerli bir şey. Gönül vardı. Her zamanki şıklığıyla yine gönül vardı. Gönül yazar. Evet, gönül yazar. Ve naçizane bendeniz. Güzel bir atmosferdi. Çok güzel bir yer. Değil mi? Çok özel bir yer. Bir kere o isimlerin yan yana gelişi işte. Bir daha yok. Artık seneye de ben olur muyum olmaz mıyım onu da bilmiyorum. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Güzelliğe bak. Şimdi, ay kimliğe bak. Baksana ne getiriyor. Aman. Ya buyurun o efendim. Güzelliği çok geç fark ettin. Nasıl? Çok geç. Ay adam topa vurmaktan. Güzelime oynamayın lütfen. O zaman topa vuruyordu bir de. İşte. Abartmayalım, programa devam edelim. Hadi programa devam ediyoruz efendim. Da. Nazar değmesin, bu ne güzellik. Gerçekler sizinle de çıksın. Aynı programda olmak. Yok lafı değiştirmeyelim. Ne olacak, nasıl yani? Seninkileri saymayalım. Ay bir dakika, o lafı kapamaya çalışsa ne olacak? Ben kapamıyorum ki. Kapatmaz ki, sen ne zannettin? Doğru mu? Hiç. Efendim, bizim hakikaten... Dostluğumuz çok bir başka. Çok eski. Çok eski.
bizim iftihar vesilemiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iftiharı. Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım canımsın, benim. Sen bir tanesin. Evet. Harikasın. Var her şey gönlünce olsun. Evet. Buyurun. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Artık yarışalım. Çiçeğim için çok teşekkür rica ediyorum. Rica ederim efendim. Az bile. Canım arkadaşım. Kabul etmeniz benim için şereftir. Biraz önce Bülent Hanım geldiğinde patlattığımız bu maytaplar var ya, benim bir aylık maaşım, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama çok kusura bakma, olmalıydı. Evet. Kesinlikle artı, az bile. Şu anda artı. bence yukarıdan aşağı güller dökülmeliydi. Ben sana bence programı ben sana yanlış mıyım? Ya ama ne şunu oldu? İfade etmek istiyorum muhterem izleyiciler, dinleyicilerim. Efendim, burası Star TV ve burada her şeyin fevkaladesinin fevkindesi uygulanır. Birinci onlar, kanal, onu da hatırlatayım onlar, de. Evet. Türkiye'nin birinci kanalındasınız. Onlar her doğrudur şeyin güzelini ve insan ağırlamasını çok iyi bilirler. Müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Ne kadar zarif kapıdan karşıladılar. Efendim var olsunlar, sağ olsunlar hepiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ettiniz. Akşamda, mutlu olun inşallah efendim. Mutlu bu olun. Bu akşamda Kaslı bir ailenin evine konuk olacağım. Yalnız bu arada size merhaba demek isteyenler var şu anda. Canlı yayında bir bakarsanız karşınıza görüyorum. Bir aile, kocaman bir aile. Evet. Bizlere merhaba demek için bekliyorlar. Alo, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Karşı Mehmet Ali Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Nebioğlu ailesinin evindeyiz. Karslı Nebioğlu ailesinin evinde ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle güzel bir gösteri hazırladılar bizim için. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. O yavrunun güzelliği ne olacak? Aa, canım, canım. En küçük Karslı. Kızım, isminiz ne sizin? Efendim. Bu çocuğu gelirken getir. Güzel. Güzel, çok güzel. Onu getir bana. Onu annesi verirse getiririm. Onlar yenisini yaparlar nasıl olsa. Yavrunun güzelliğine bak, evet. Maşallah. Annesi kim? Herhalde kucağındaki, değil mi? Annemiz Kübra. Kübra. Hoş geldiniz evimize. Mehmet Ali Erbil, Bülent Ersoy Hanım. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Çocuğum o şeyi bana 30 Ağustos Zafer Bayramı armağanı olarak çocuğu gönderiver evladım. Ay şunun güzelliğine oy, bak. Oy, tabii ki göndeririz olur. Ama temelli değil. Şapkasını da yesinler onu. Ah yazık. Tekrar birlikte olacağız. Şimdi efendim butonları elimize alıyoruz. Butonları elimize alıyoruz. Şimdi bir sıralama sorumuz gelecek. Kim önce düğmeye basarsa o başlayacak yarışmaya. Bakalım sorumuz neymiş? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Bülent Hanım, sizi burada görmekten çok büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Ben de aynı şekilde. Sizin için 11 sevgili harf... Sevgili dostumla, dostlarımla... Orası dostum değil ama... Çocuk yeni bu. Ne bu? Kim bu çocuk? Bu çocuk Türkiye erkek güzeli. 2009. 2009. Evet. Eskidin biraz. Eskidim, evet. Yaşın kaç? 27. Normal, güzel. Yaş da iyi. Yaş fena değil, değil mi? Yaş da iyi. Peki. Peki. 27. Sizi gördüm. Güzelliğiniz hakikaten büyüleyici. Çok yakinen daha ederim. Da net karar verdiğimi hissettim.
Çok teşekkür devamlı ediyorum. Devamlı surette arkadaşımın bu programını izliyorum. Zaten halinizi de izliyorum tabii ki. Çok büyük gurur ama, duydum. Çok teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Çok güzelsiniz. Allah sahibine çok bağışlasın. Ne kim bunun sahibi Mehmet? Bilmiyoruz her. Bilmem. Ama sen niye buna... Niye Mehmet'in? Hay bir dakika. Bu biliyordu buna, değil mi? Biliyordu. Bu buna hafif alıklıyor. Değil mi? Bir şey var. Bir şey var. Harikasın ya. Hayatta. Harikasın yemin ediyorum ya. İşte aşkı karıştırma. Ne? Hayatta. Ne ben de asla. Asla. Hayatım boyunca işle aşkı hiç karıştırmadım. Aynen biliyor ama musun? Ama sen artık biraz karıştırıyorsun gibime geliyor. Formalatıyorsun. Yaşlılıktan olabilir, mazur görür. Rica ederim efendim. Yaşlılıktan olabilir, beynim sulanıyor bazen. Şimdi bakalım yarışmaya kim başlayacak? Soru geliyor. Harfler teker teker yanacak. Kim önce çözerse... Size 11 harf, 2 kelimeden oluşan bir sıralama sorusu soruyoruz. Hepinize başarılar. Sağ ol kız. Ne bu ayol? Her şey olabilir. Mehmet Ali, nereye, nasıl basacağım şimdi? Oraya basacaksınız. Basacağım da nedir bu? Bayramlı bir şey, ne bayramı? 30 Ağustos. Ama ne bayramı? Ramazan dedi bak. Resmi bayram. Resmi. Kim bastı? Ben bastım. Bir numara bastı. Bir daha alayım. Resmi bayram. Ne oldu? Bravo. Ha? Bravo. Günaydın da. Olmasın. Şöyle koyayım. Bravo. Tanju Çolak kral başlayacak. Kral. Canım. Şu anda İstanbul'da mı yaşıyorsun, Antalya'da mı? Ne alaka? Ne alaka? Sorumuz onunla ilgili. Tamam. İstanbul'da yaşıyorum İstanbul'da. Ama Antalya'yla ilişkilerim çok iyi. Tamam. Antalya'ya yerleşeceğiz ikimiz biliyor musun? Öyle mi? Sonunda doğru yolu bulduk. Tabii. Arzu'ya Antalya. Çok yakınsınız o zaman. Ha! Arzu seyrediyor mudur? Seyretmez mi? O zaman burada ben ne zamandır bir senedir konuşmuyorum. Bir arayayım ne olur. Ara ya. Beni programdan sonra konuştursana. Herhalde. Tamam mı? Yeni mi aklına geldi? Çünkü beraber yuh gidiyoruz. Sana. Bülent Hanım'la buradan çıkıp uçağa yetişeceğiz. O zaman hızlandıralım Kıbrıs'a mı? Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'ta benim solo konserim var. Bülent Hanım benim altımda çıkacak. Herhalde. Ben aktörüm. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Birinci... Bugüne kadar herkes benim altımda çıktı. Ben bir tek demek ki senin altında evet. çıkacağım. Ama mutluyum. Olsun. Sebebi ne? Ay bilemiyorum. Sebebi... Orada da 27 var. Hadi. Burada da. Yaş 27 ya. Hafif sarı bu ama. Sarı sevmez misin? Ben pek sevmem. Yok ben bunu karartırım. Bence de. Ay, işte sorumuz geliyor. Birinci etap sorumuz 30 harf 6 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Bir şarkı sözü soruyoruz. Tanju Çolak çeviriyor. Çarkı Melek başlıyor. Bu bir şarkı sözü. Dört yüz puanlık sessiz harf. Meryem'in M'si. Meryem? M demek için. Kızı da avukat oldu. O zaman Melis'in M'si yani olsun. Ya. Kızımın. Çok özür diliyorum haklısın. Ya. Melis'in M'si. Melis'in M'si iki tane. Ya. Devam ediyoruz Tanju Çolak'la. ...250 puan. Nazilli'nin N'si. Nazilli'nin N'si, bravo! Bir de böyle var burada, yes! Evet. Bülent Ersoy çeviriyor! Tamam.
300 puanlık sessiz harf. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan nereden geldi aklına? Ay bilemiyorum abla. Ceyhan'ın C'si. Al sana Ceyhan. Reyhan nerede kaldı? Ama onlara da bak no diyorlar arkada. Hayır, o Ceyhan olmadığını, tamam olmadı da siz A mı dediniz? No! Ceyhan'a no dediler yani, Ceyhan no. No. Yani o harfi bilseydi ne yapacaktınız? Yes! Bak görüyor musun? Aa. Orkestra, şimdi hep beraber... Aa. Görüyorsun. Çok talimli. Devam edelim. Abi hepsini. Şefleriyim. Şimdi ben Ceyhan'ı bilemedim. Bana ne diyeceksiniz? Doğru. Ve Serhat çeviriyor. Başlamadan iflas. Olsun. Sizin yanınızda olmak daha güzel bir şey. Ama onun sakalları yeter. Teveccüh buyuruyorsunuz. Onun ben böyle sakallarından evet. Tutacağım onun böyle sakalların. Ay sana ne oluyor ayol? Gül gibi ben dururken. Yani. Yani. Lütfen. Puanlık sessiz harf. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bir tane. Devam ediyoruz. Dört yüz puanlık sessiz harf. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si bir tane. Devam. Hop, hop, hop. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Ben seni hep biliyorsun, izliyorum. Sen o bunların altından bir yerlere mi basıyorsun bir şeyler? Yok efendim. Olur mu canım? Orada sol tarafta bir kız vardı. O intihar edecekti o kızı oradan. Devamlı iflas geldi o kimse. Elimi sürüyorsam namerdim. Nereni sürüyorsun? Nereni, nereni? Ha, haş. Haş. Evet. Hamsi'nin H'si. Evet. Bravo. Ya. Devam ediyoruz. Baba bu ne ya? Bu ne ya? Papazın P'si geldi. Papazı gördüm. Bülent Ersoy'a geçiyor. ...300 puanlık sessiz harf. Oradan bakabiliriz. Söylenmeyen harfler bakın. Söylenenler yanlış. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si bir tane. Devam ediyoruz. Bülent Ersoy çeviriyor.
300 puanlık ses var. Sen yalancısın be. Herkese yapıyorsun bu nameleri. Hayatta olmaz. Sana yapar mıyım? Yaparsın. Eğer bana yap Mehmet Ali, bu senin son programın olur. Ya al işte. Peki ulan şey. Neyin şeysi? Ölünün körünün şeysi. Ama bir şey söylemeniz lazım. Bir şey söylemeniz lazım. Şanlıurfa'nın şeysi 3 tane. Devam ediyoruz. Bu bir şarkı sözü. Bülent Ersoy çeviriyor. Şuradan efendim. Daha geniş alın diye. Şöyle. İflas geldi. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Sen de gördün mü iflası? Ama bir şey diyeceğim, bu sayılmaz. Aa. Herhalde. Herkes gördü, nasıl sayılmaz? Ha bir de şarlıyorsun yani. Herhalde şarlayacağım. Koca kadın bir de şarlıyorsun. Ne? Bir dakika, koca? Ne? Koca kız. Ha yani. Orayı düzelt, bu bundan beter oldu çünkü. Koca kız şarlıyorsun yani. Bu. Aa. Hadi çevir be. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi 1 tane. ...750 puanlık sessiz harf. Ben buldum. Ordu'nun oğlu. Evet, Ordu'nun oğlu. Ordu. Ama çocuğun aklını başından aldın. Evet. Aldın mı? Aldınız. Ve Tanju Çolak çeviriyor. ...400 puanlık sessiz harf. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 1 tane. Kısmet değilmiş, iflas ettim efendim. İflas mı ettin? Evet. Ve Bülent Ersoy çeviriyor. Buradan efendim. Alalım mı buradan? Gelsin mi? Devam. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 4 tane. Çözdün mü? Çözdüm.
Geliyorum. Devam edeyim mi? Ne diyorsun? Ama iflas gelirse sonra... İflas gelir hayatım ya. Aa, sonra bu apaçilere geçer sıra. Ya, öyle mi? Hangi apaçi? Hayır hayır, bunun her yeri apaçi olsa ne olacak? Alayım o zaman yanıt, bu bir şarkı sözü. Ya, bir tiyo ver bakayım, bir tiyo ver. Vallahi vermem hoş gülüşler olur. Allah Allah. Ne? Allah bekle. Yine verdin. Ya, verir miyim? Verdin. Kopya verme. Dur, kopya bak, verme. Hoş. Evet. Gülüşler ola. Kızım önümden çekil. Ola Mustafa Kemal Paşa. Yeah! Çarşıya yardımcı olur musun? Gülüşler ola. Size bu müthiş buluşunuz karşılığında bir pembe tencere veriyorum. Hayır ben tencereyi ne yapayım? O zaman size bir ev sineması sistemi. Tamam. Bir klima. Kaç puanım vardı? Sen puanı boş ver arkadaşın. Tabii. Bir bundan veriyorum, bir klima hayır, veriyorum. Puanım tutmuyor ama arkadaşım veriyor. Gel. Bir tane de evet. Kahve yapma katı sıkacak makinesi. Ha. Meyveden tut erkeğe kadar her şeyi sıkıyor. Erkeği sıkmasına gerek yok, ben sen kendim sıkarım. Ay! Hoş gelişler ola. Devam ediyor. Çarkı Melek Özel. Sıra geldi ikinci etapımıza. Birazdan Karslı aileye tekrar bağlanacağız ve onlara evlerinden araba için yarışacaklar. Ya. Hadi inşallah. Sorumuz neymiş? İkinci etap sorumuz 27 harf 5 kelimeden oluşan kim dedi? Yani ünlü bir söz soruyoruz. Sözü bildikten sonra da bu sözün kimin söylediğini bilmenizi istiyoruz. Örnek: Veni, Vidi, Vici. Geldim, gördüm, yendim. Kim söylemiştir? İbrahim Tatlıses. Sezar gibi. Hani para, para, para gibi. Kim söylemiş? Müzeyyen Senar. Nur içinde yatsın. Aa, yazık, nur içinde yatsın. Hiç de sevmezdi. Parayı değil mi? Bilme, yani... Değerini bilmezdi. Nedir, ne değildir? Onun tırnağı, pedikürde attığı tırnağı etmeyecek insanlar ne kadar para alıyorlar? Hiç sormadan, sen bana 30 ver. Hafif kekemeydi. 30 ver. Ayol 30 olur mu? 130'luk bir zaman mesela. Onun emsali yok zaten de. Efendim o şekilde böyle bu paraları alması lazım. 30 verden hiç önemsemezdi. Paranın değerini gerçekten hiç bilmezdi. Hiç. Yattığı yer nurla da olsun inşallah. Hani ikinci kez değil mi? İkinci kez rahmet istedi. İkinci kez rahmet istedi. Ya, ya. Evet efendim. İki numara. Bülent Ersoy çeviriyor. Çarkı Felek devam ediyor. Ersoy, 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 Ersoy,
300 puan. Bülent'in B'si. Bülent'in B'si. Bu kadar harfin içinden tebrik ederim. Ve Serhat çeviriyor. ...150 puan. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si bir tane. Devam. Aa. Aa, bu çocuk aşkta kazanacak. Kesin. Bu çocuk aşkta kazanacak. Çok güzel olmadı mı? Tanju Bey, biz ne oluyoruz yani? Estağfurullah. 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 Nereden çıkardın? Hiç kendi ellerimle veremem yani. Ne verecektin ki? Kızımızı. Kıza da dik yalnız. Tanju Çolak çeviriyor. Puanlık sessiz harf. Melis'in M'si. Melis'in M'si bir tane. Devam ediyoruz. Haş. Hakkari'nin H'si. İki tane. Bülent Ersoy çeviriyor. Ah hastayım. Yaşıyorum. Görünmez. Hastalandık mı şimdi? Biraz. Neden öyle oldu? Bunlar bizim Muazzez'le çok ahbaptır. İkisi çok iyi geçinirler. İkisi beraber okurlar tabii. Üç ay altında çalıştık. Sen Muazzez'i daha çok seversin şimdi. Aha yok. Evet. Allah Allah. Yalan konuşma. Senin yerin başkadır. Terbiyesiz, sen kendine gel bakayım. Belki bir gün, bir gün. Yeah. Ah beklerim. ...250 puanlık sessiz harf. Necla'nın N'si. Necla'nın N'si. Ömrümüzü. Ömrümüzü.
son demi, son bahardır artık. Mehmet Ali çeviriyor muyum? Evet, 250 puanlık sesli harf. Tanju'nun T'si. Tanju'nun T'si, bravo. Bir, bir tane. Devam. Devam ediyoruz. Çevireceksiniz. ...200 puan. Kime alıktın orada sen? Beyefendiye. Gökhan. Alıktı mı? Biraz. Biraz. Bülent Hanım. Öyle. Ama baksana şunun tatlılığına. Ama bu da sarı değil mi? Teşekkür ediyorum. Bu da sarı. Solaryuma gireyim. Ama sana bir tane esmer var. Bak şuna bak. Ha? Bak. Güzelliğe bak. Bak, bak güzelliğe bak. Ama bak. O da çok kuru. Bu kiling gibi olmaz. Bıyıklara bak Allah aşkına. Şunun bıyıklarına bak. Bıyıkların güzelliğine bak Allah aşkına. Beğenmiyorum. O zaman saygımla oturuyorum. Ah yazık. Mehmet Ali Bey, Ramazan Bey varmış. Ama Ramazan... Hayır, Ramazan'ın da benim gibi ölümüne 10 dakika kalmış. Çok teşekkür ederim. Allah şansımıza hepimizi açık etsin. Bülent Hanım, ben anam ağladı onun her gün kaşlarını almaktan. Anam ağladı lan. Lan buraya. Dokunma. Bunu üzet gözünü. Niye aldırmıyorsunuz? Bu benim kendi orijinalim olduğu biraz için. Biraz şuralarını. Çok aşağıya dön. Bana bak yanlış yumuş alma. Ha orada. Oraları, çatık yerlerini. Evet. Meltem gelsin Asıl. 200 puanlık sessiz harf. Söyledi ya. F. F mi dediniz? Ne? Ferhat'ın F'si. Ferhat'ın F'si. Serhat'a geçiyor Serhat. Bir dakika dur be. Böyle saygı duyduğum, sevdiğim... Eski dostuma bunu yapmam. Yapmazsın, bu lazım. Yapar. Beni biraz tanıman lazım. Sen yaptın. Aa,
Efe'ye dedi, dedi ben de kopya veriyor zannettim. İnsanları böyle aldatıyorsun sen kardeşim. Asla. Çok yalancısın. Asla. Sen yalancı bir adamsın. Çok ya. Çok kandırıcısın. Parmaktan sonra. Hayır abi. Kandırıcısın. Sen hat çeviriyorsun. Millete nasıl geliyor? Bak dedi sana. Yo no no. No, ya, no, no. No bu dedi ki. Ne dedi? Hiç dedi bana dedi kıyak yapmıyorsun dedi. Yalan. Ya. Yapar mı? 20 senedir ben kıyak yaptığını duymadım. Bir de içeride arayanlara diyor ki gelin gelin ne istiyorsanız yapacağım diyor. Yalancı, kandırıkçı. Sen ne yapayım iflas geliyorsa pas geliyorsa. O da bir ayrı gerçek. Yani. Yani. Bakın nasıl söylüyor şimdi. Ben ona bu sefer tiyoyu vereceğim. Ben... Sana ünü. Üzüm sever misin? Üzüm, üzüm. Severim. Heh, harfi alayım. Başla. Ece'nin E'si. Ece'nin E'si. Ya. Sen bu çocuğun aklını başından aldın. Evet. Bir şey var, burada bir ve durum var. Ve Tanju Çolak'a geçiyor. Bu ne ya? Ne yapayım ya? Bundan sonra çevirmiyorum. Bülent Ersoy çeviriyor. Bin puanlık sessiz harf. Üzüm sever misiniz? Üzüm. Ya ya Mersi. Sen beni bu şorşaklarla karıştırdın galiba. Evet. Rize'yi çok seviyorum ve Rize'den bir yer almak istiyorum. Yayladan mı? Onların yukarıdan böyle bu şeyler üstünde evleri var ya, direkler üstünde. Aa. Ve bütün yeşillik. Hayatımın bundan sonraki bölümlerinde... Son 40 yılınızı orada değil mi? Yok, devenin bale pabucu. Artık o kadar nerede? Ama orada yaşamak istiyorum. Yaşayanları da kıskanıyorum. Bir de çok meşhur bir yer var, Göllü, gölü var. Neydi orası? Kıskanıyorum. He? Uzun Göl değil, Rize'de o de var. O kadar seviyorsunuz değil Artvin'de mi? Artvin'de mi o? Ha. Muhteşem bir yer. Biz bellemişiz birkaç yeri ama orası hakikaten çok güzel bir yer. Çok istiyorum bir yerim olsun. Artık belediye buradan başkanımı ayarlar. Buradan belediye başkanına sesleniyoruz. İşte belediye başkanımı ayarlar. Bülent Hanım'a kim? 50 dönüm bana 2 metrekare bir yer rica ediyorum. Rize'nin R'si 4 tane. Aptala malum oldu. 4000 puan birden aldınız. Farkında Sus. Mısınız? Evet. Devam Aman ediyorsunuz. Aman senin nazarın değer. Ayo, kaşıyorum. Evet, Bülent Ersoy çeviriyor. Sırtındaki sepetim ben olayım, amalim.
sıkıntılık var. Tabii. Şimdi Rize yansın mı? Rize yansın mı? Ah ah ah. Nereye bakıyorsun sen be? Şuna bakıyorum. Baksana erkek güzeli, sefil bile o. Konya'nın köçeklerinden. Köçeklerinden. Ölümü gör. Aynen. Gel şöyle bakayım. Vallahi şaşırırsınız. Müsaade eder misiniz? Şaşırırsınız. Ne demek? Şaşırt bizi, şaşırt. Ne çalacak peki, ne çalsın? Şaşırtırım ama. Gel gel şaşırt. Gel şaşırt bizi. Gel. Şaşırt bak. Arkadaşlarım. Ne çalacak? Konya'nın köçeklerinden, Konya havası. Konya havası. Konya. Ben şöyle biraz oturayım. Evet. Allah. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah ne bilirse öyle yapsın. Efendim efendim. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederim. Şimdi biz sanatçı olarak, şovmen olarak ben böyle çıkıp oynasa bize ne derler yani sanatçı diye. E bunlara da diyecekler belki. Daha bilmiyoruz ne diyeceklerini. Dur bakalım. Evet Bülent Ersoy çeviriyor. ...250 puanlık sessiz harf. Ünlü bir söz. Ünlü biri söylemiş. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si bir tane. Devam. Çeviriyoruz. Gel gel
Dolana, ay dolana, dolana gün dolana. Şimdi canım vereyim, bana yâri bulana. Dolana, yar dolana, dolana kız dolana. Bana yârim vereyim, senin yârim bulana. Helal mi? Helal mi? Sizlere de helal olsun. Serhat çeviriyor. Serhat. ...500 puanlık sessiz harf. Amasya'nın ağası. Amasya'nın ağası... Yok. Yok. Sen ağları, sesliyi, sessizi bilmiyor musun? Karıştırdın mı? Devamlı karıştırıyorsun sen. Karıştırmadı ki, daha bir tane sessiz söylemedi. Hiç yani, devamlı... Yavrum, devamlı sesli harf ne? Karıştırsa diyeceğim ki karıştırdı. Devamlı sesli söylüyor. Tanju Bey buyurun. Başımı döndürdünüz ama. Ben ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım ya. İnanamıyorum ya. Allah istemiyor. Allah istemiyor demek ki yani. Allah hep iflas gelecek. Bir dakika, neden? Şans alabilir miyim? Elbet. Aha, buyurun. Nasıl? Kuralları ve kanunları bırakmaya. Ben şansımı verebilirim. Ya şey, evet. Ben sıramı verebilirim. Olmaz. Kurallar gereği. Ay ne kuralı be? Sen de. Kuralı kendi koyuyorsun zaten. Daha 8. iflas. Bu kadar da olmaz. Bir kez. Sen ne dersen o oluyor. Yani. Ne ben, kuralı? Biz elimizden bir şey geliyor mu? Her şey geliyor. Gelsin o zaman. Bülent Ersoy çeviriyor efendim. Ve Serhat çeviriyor. Böyle bir şey var. 400 puanlık sessiz bir harf. Hadi ya. O da bir ses. Konuşabilir miyiz izninizle? Evet. Bana bakıyor. Sessiz harf. Şimdi evet, söyleyeceğim. Sessiz harf. Sivas'ın sesi. Sivas'ın sesi.
Ve Tanju Çolak çeviriyor. %500 Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. Bülent Ersoy için. %300 Van'ın V'si. Van'ın V'si bir tane. Devam. Tekrar Serhat'a geçiyor. Serhat çeviriyor. %500 sessiz harf. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. O da sesler. O da mı ses? Özür dilerim. Ve Tanju Çolak çevir. Ey gül, ey gül, ey gül, ey gül, ey gül, teştim ana püskülü. Ne ası ya? Ya bin geldi ya. Ben karışmam, bilgisayar öttü. Değil mi? Öttü mü? Öttü. Vallahi öttü mü? Ne oldu? Ötmemiş. Bir dakika, orada sağ komiseri var. İBB. Neyle geldiniz Tanju Bey? İBB sosyal tesisleri. Ha, ne olmuş? Bu metroda otomatik olarak söylüyor, anons yapılıyor. Tamam, burada da mı var o? Evet. Nerede? Ne oldu? Bin gelmiş buna. Evet. Allah aşkına orada, bakar mısın? Sağ komiseri ne diyor? Ne geldi? Ne geldi? Sağ komiseri nereden görecek ayol? Bin gelmiş işte, görüyorum ben. Tanju Bey, neyle geldiniz metroyla? Çabuk söyle. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Çevirin. Söyle. Le. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. İki tane. Devam. Devam edeyim mi? Bildiysen. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si de var bir tane. Çözdünüz mü? Ha? Evet, mi? Ünlü bir söz. Buyurun. Ben çözdüm. Harf zaruri ve hayati olmalıdır. Harf zaruri ve hayati olmalıdır. Atatürk'ün. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün. Evet, tebrik ediyorum. Çarşıya götürün. Geldiniz. Hoş bulduk. 3250 puanımız var. 3000 özel puanımız. Evet, özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Şu. Televizyon. Evet. Tamam, televizyonu size veriyorum. Güle güle kullanın. Çok o teşekkür zaman. Ederim. Çok var.
Nebioğlu ailesine bağlanıyoruz bakalım. Alo. Evde durumlar nasıl? Eda. Mehmet Ali Bey, durumlar gayet güzel. Bu evde de yine bir sürü hazırlık var bizim için Mehmet Ali Bey. Görmeniz lazım. Ne yapmışlar ki? Neler yapmamışlar ki? Zeytinyağlı dolma var galiba. Zeytinyağlı dolma var. Kars kaşarı var. Ve çeçil peyniri var. Vay vay vay. Kars'ın kızı, kaşarı ve kazı mıydı? Kaz. Meşhurdur. Tabii. Kars'tan geldi özellikle peynirlerimiz. Beyefendi ne iş yapıyor? Ne iş yapıyorsunuz? Şoför. Merhaba Mehmet Ali Bey. Merhaba. Kaç yıllık evlisiniz? 3 yıllık Mehmet Ali Bey. Aa, maşallah daha yeni yani yavru. Evet evet. Nerede tanıştınız? İnternette. Aa. Ya. Aa. Hey maşallah hey. Hey maşallah. Arkadaki hanımefendi kaynanan mı? Yok. Akrabamız, komşumuz. Ha, komşunuz da maşallah yani. Ha? Komşu. Komşu hanıma bir ver de konuşalım. Burada. Vereyim efendim. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim, iyi. Sen nasılsın? İyi, Allah çok şükür. Adınız ne? Adım Ceyhan Acar. Ceyhan Hanım, evli misiniz? Evliyim. Nerede koca? Şu anda işte. Ay maşallah. Evet, birazdan bağlanacağız. Araba için yarışacağız. Şimdi stüdyoya geliyoruz. Bakalım sorumuz neymiş? Üçüncü etap sorumuz 27 harf 4 kelimeden oluşan neredeyiz? Neredeyiz? Yani size bir yerin 3 özelliğini veriyoruz. Siz de bu özelliklerden yola çıkarak orasının neresi olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Örnek? Kestane, Uludağ, Zeki Müren. Neresi? Bursa. Bursa. Şeftali demek istedin herhalde. Şeftali de aynen. Kestane de ama meşhurdur ya, evet. Bursa kestane. Evet, 3 numara Serhat çeviriyor. Çarkı Melek finale doğru gidiyor. ...250 puanlık sessiz harf. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Danju Bey, hazır mısınız? Hazırım. Bursa'nın... ...400 puan. G. Gümüşhane'nin G'si. Gümüşhane'nin G'si bir tane. Bülent Ersoy çeviriyor. Devam. Ayol kör müsün? Görmüyor musun ne geldi? Ayol çekirge bir sıçrar, iki sıçrar yani. Çok doğru, lütfen ama, devam edin. Daha işin başındayız. Ama o... Daha var yani şimdi. Yani bizim iftiharımız o kadar olsun. Anlamaz yani mı? İşine gelmiyor. Yani bir dirhem ne olur. Demin yaptık hanımefendi. Demin yaptık mı? Demin yaptık bile. Bir daha yapalım. Ya bir sen daha bir kere yapalım. Bir kere. İki olmaz mı? İki olmaz. Olur. Bir kere. Görüyorsun değil mi? Nankör. Bir kere. Olsun, canın sağ olsun. Sen yılansın sen. Hanımefendi ben burada memurum yani, Allah Allah. Ne memuru ya? Çok yılansın sen. Sen çok yılansın. Çok yılan. Allah Allah. Anakonda, anakonda. Ben burada bir memurum, maaşlı biriyim. Kaldı. Bülent Ersoy çeviriyor. ...750 puan. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. Serhat çeviriyor. Kızılcıklar oldu, bu senelere doldu bu fe. Gönderdiğim çoranlar ayrılığına oldu bu fe. Ben de. Her aklıma yolla bu şarkı.
sessiz harf. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. Ay bu çocukta ne bahtsız yani. Devam edebilir miyim yoksa bunu çarpmasın? Siz devam etmeyin. Aranıza girmeyin. Nasıl olsa iflas gelecek. Vallahi öyle doğru söylüyorsun. Ben bu sefer... Efet çeviriyor. Puanlık sessiz harf. Neredeyiz? Rize'deyiz. Rize'nin R'si. İki tane. Devam. Puanlık sessiz harf. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. Öğrenmişti. Ve Bülent Ersoy çeviriyor. (Gülüyor) 250 puan. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı'nın Ç'si 2 tane. Devam. (500 puan) Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. Ve Serhat'a geçiyor. Serhat çeviriyor. (300 puan) Papazın P'si. Papazın P'si 1 tane. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 2 tane. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si 2 tane. Güzelli. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bravo. Tanju Çolak. (150) Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 2 tane. Bir tane daha çevireyim inşallah. İflas gelir. Melis'in M'si. Melis'in M'si 1 tane. Ben okuyabilirim. Boşlukları dolduralım. Geçilmez, peynir, aynalı, çarşı. Evet, bravo. Peki neresi? Çanakkale. 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 Çarşıya. Come on,
Ne var? Tekrar bu sefer ne alacağız? Kaç puanımız var? 3500 puanımız var. Biz biraz evvel şu bunu aldık değil mi? Hangisini aldık? Evet, büyük televizyon aldık. Şimdi? Onları verelim. O da ne ses var? Sistemi. Tamam, olur. Tamam, güle güle kullanın o zaman. Klimayı mı alsın? İkisini de verelim. Teşekkür ederim. Güle aldım ikisini de. Çok mersi. Sağ olun. Yavaş yavaş finale geliyoruz. En yüksek puanı alanla finalde yarışacağız araba için. Arabanız var mı? Var. Olmamalı mıydı? Transferden mi aldınız? Evet. Kaç transfer yaptın bugüne kadar? Yani en fazla 5-6 transfer yaptım. 5-6 transfer. Çünkü senin transferler 2 veya 3 yıllık oluyor. Ben de 15 yıl olduğum için normal. Oynadığım yılı. İçin. Siz Bülent Hanım kaç transfer yaptınız? Kaç kazino? Kaç kanal? Kaç kanal? Kanal 6. Kanal 6 beraber. Ya. Rahmetli Özal'ın zamanı. Ya. Ya. Ne programlar. O zamandan beri beraberdik. Ama ne güzel kanaldı değil mi? Çiğdem Hanım da vardı. Sen daha doğmamıştın yavrum. O zaman veya suya buru diyordu. Onlar yoktu, onlar yoktu. Evet, onlar daha doğmamıştı. Peki efendim bakalım. İnsanlar istiyorlardı biliyorsun. Niye? Telefon açıyorlardı. Şu şarkıyı diye. Ve o şarkıyı hemen notasını orada 52 bin eser. TRT repertuarında canlı olarak çıkarıp onu orada okuyorduk. Yani öyle tırıvırı eserler değil. Ne günler, ne günler. Her şey bitti artık. Şimdi bir tek dizi değil mi? Herkes dizi izliyor. O şeyi beğeniyorum. Bu kanalda bir çocuk var. Kuspe mi? Kupse. Ne o? Kupse mi? Kupse o hanımla beraber diye duydum. Hangisi o? Kiralık aşk mı? Kiralık. O kiralık. Bir de şey var orada hatırladın mı o kim? Gözünü böyle yapıyor. Gözünü mözünü bilmiyorum ama o kiralık aşktaki çocuğun Mehmet Ali bir bakışı var. Aa. Sana anlatamam. Böyle bir şey olamaz. Bir baktı o kıza, ben televizyonun karşısında böyle kala kaldım. Benim bile canım çekti yani. Herhalde çekecek. Evet, son etap. Biraz daha Karslı aileye de bağlanacağız ve araba için yarışacaklar. İşte sorumuz. Dördüncü etap için başlığımız 24 harf 3 kelimeden oluşan boşluk doldurmaca. Yani? Yani baştaki soru işaretlerimiz aynı kelime. Deniz yıldızı, deniz feneri, deniz kızı gibi. Gibi. Hepsi aynı. O soru işareti aynı ama diğerleri değişik. Tanju Çolak çeviriyor. Çarkı Börek finali. ...500. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. Bülent Ersoy çeviriyor. Bakayım ayağa lütfen. Çalar mısınız? Sanki ondan çıkmıyor gibi bu ses. Maşallah kız. Kaç yaşındasın sen? 10 yaşında. 15. Bir daha öttür bakayım. Sen öttür. Ben öttüremiyorum. Ben de öttüremem oğlum. Sen öttürebiliyor musun? Hiçbirimiz öttüremiyoruz. Bravo, bunlar iyi öttürüyor. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Tanju'nunkine bakın. Ya bu çok, çok özel bir şey değil ya. Yapmayın ne olur. Özel bir şey, özel bir şey. Herhalde. Bir sessiz harf söyleyin Bülent Hanım. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si bir tane. Arabaya az kal, arabaya az kal.
150 puanlık sessiz harf. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si. Haydi Serhat. ...500 puanlık sessiz harf. Çiğdem'in Ç'si. Çiğdem'in Ç'si bir tane. ...300. Papazın P'si. Papazın P'si. Tanju Çolak çeviriyor. ...500 puanlık sessiz harf. Van'ın V'si. Van'ın V'si bir tane. Yandım. Bir daha. Ya! Hey! İçle vurdun böyle iç. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. 3 tane. Devam. Meryem'in M'si. Meryem'in M'si iki tane. Dört yüz puan. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si de var bir tane. Devam ediyor muyuz? Gel maşallah seni. Huzur. Huzur. Oy senin ben ellerini yiyelim. Oy kuzu. Aşkım. Bir tane. Adı neydi? Taha. 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 Doruk. Canım. Doruk neredeymiş abla? Canım. Ne yaptı, öptü mü? Öptü mü? Öptü mü? Ben nerelere gideyim ben? Oy kuzuyu görsünler kuzuyu. Kuzu. Nasılsın aşkım? Bize mi geldin sen? Sen nereye geldin? Sen Mehmet Baksana Ali... Baksana ışıklara bak neler var bak. Mehmet Ali ablana mı geldin? Bugün halasıyım. Herhalde. Ne? Güzel. Kim var orada? Kim o? Kim o? Hangisi? Anne mi o? Anne mi? Evet, anne. Halası. Hala mı? Ha hala oradaymış ayol. Hayır. Ben halasıyım deyince o gerçek halayı gösteriyor. Sen dayısı mısın? Ben dedesiyim. Ha ana bak babaannesi. Evet babaannesi hoş geldin. Evet. Ben de amcası olayım. Buyurun. Allah bağışlasın. Birazdan yarışacağız. Kim yaptıysa ellerine sağlık olsun. Kimde sıra? Ben de. Söylediniz mi? Hayır çevirmedim. Evet
karşı çolak çeviriyor. C. Camın yani, C'si. Evet, camın C'si. Camın C'si bir tane. Altı ne ama? İster tamam da. En alttaki ne? Ne? Devam ediyoruz. Bir arkama döndüm ki böreğin hepsini götürmüşler. Allah sizi. Aa böreğe ne? Var. Hüsamettin mi aşağısı? Ulan Oktay oraya kadar gitti mi? Evet sessiz ar. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si bir tane. Ya bir yerde yakalayacağım dedim. Aa ben de buldum. Ben... Tan jü çeviriyor. Çeviriyorum ama buldum ama çeviriyorum. Puanın son sessiz atmayın. Samsun'un sesi. Samsun'un sesi evet. İki tane daha var. Daha söylesin mi? Anılması mı? Sesli harf almak istiyorum. Sesli harf alıyorum. Evet. Hangi harf? A. A. Ali Sadi'nin A'sı dört tane. Baba söylesene ya. Allah Allah. Anlaşması. Antlaşması. Manço, güvercini, antlaşması. Yani soru işareti ne? Hani Barış şey, Manço. Diğerleri ne oluyor o zaman? Barış. Güvercini, Barış güzel. Çanakkale anlaşması. Çanakkale, 30 Ağustos. O da mı değil? Ya Barış ya. Hepsi Barış değil mi? Barış Manço, evet. Barış Güvercini, Barış Antlaşması. Evet bravo. Buyurun karşıya. Ben de geldim. Ya yoruldun değil mi benle olmakta? Yok estağfurullah çok mutluyum. Denk geliyor ha. Evet. 3700 puanımız var. Ha ne alacağım? İsterseniz kurutma makinesi, çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesinden birini verebilirim. Sence ne olmalı? Laptop verebilirim büyük boy bir tane. Ufada olacak mı? Bir büyük bir küçük laptop vereyim tamam, o zaman. Tamam bir büyük bir küçük tamam, laptop. Güle güle kullanın. Çok mersi sağ olun. Birlikteyiz efendim. Bu akşam çok ünlü, çok değerli konuklarım vardı. Şimdi sıra gel. Thank you.
Kübra Hanım. Mehmet Ali Bey. İyi akşamlar. Stres atmak için Olçun ve Jale'ye teşekkür ederiz. Naz Eyleme dansı hazırladılar bizim için. Ne güzel. Kübra Hanım'la mı yarışacağız? Evet, Kübra Hanım yarışacak. Evet Kübra ben Hanım. Mehmet bol Bey. Şans diliyorum. Daha önce bir yarışmaya katıldınız mı? Yok Mehmet Ali Bey, ilk. Yaş kaç? 30. 30. Kocanız kaç yaşında? Evet, 30. Koca? 1 yaşında yani 13 ay. Kocan kaç yaşında? 30 yaşında, aynı yaş, aynı gün, aynı sene Mehmet Ali Bey. Aa! Aa, bir yaşıma daha girdim. Aa! Bak biz de Ece ile mesela aynı yaştayız. Aynı işi yapıyoruz burada. Tabii. Peki Kübra Hanım. Efendim Mehmet Ali Bey. Arabanız var mı? Maalesef Mehmet Ali Bey. Hadi inşallah. Çok isteriz ama olmasını. Hadi inşallah olacak bu i̇nşallah. Akşam. Bakalım hediyelerimiz nelermiş. Mehmet Ali Bey, oğlumun bugün doğum günü. Aa, hadi inşallah. Ve evet, ben oğlumu çok seviyorum. İyi ki doğdun oğlum demek istiyorum. Çünkü ona izleteceğim büyüyünce. Ay ne i̇nşallah güzel. İnşallah doğum günü hediyesi de sizden olur Mehmet Ali Bey. Hadi inşallah. Çocuk büyüyünce dersin ki rahmetli i̇nşallah. Mehmet Ali'den size araba al. Allah gecinden versin Mehmet Ali Bey. Evet, hediyelerimiz. Öncelikle hoş geldiniz. Oğlunuzun nice güzel yaşları olsun. Sizin için birbirinden güzel hediyelerimiz var. Türkiye'nin en prestijli internet sitelerinden birinde doya doya alışveriş yapabileceğiniz 5000 TL'lik hediye çeki. Evinizde sinema keyfini yaşayabileceğiniz bir ev sinema sistemi. Birbirinden değerli ve kaliteli tam 5 parçadan oluşan beyaz eşya seti. Gençlerin ve ruhu daima genç kalanların hayali harika bir motosiklet. Ve herkesin hayali 2015 model muhteşem bir araba veriyoruz. Evet Kübra. Kübra Hanım. Efendim Mehmet Ali Bey. Şimdi çok güzel armağanlarımız var arabanın dışında da. Uğurlu bir sayınız, evet, uğurlu bir renginiz var Bey. Mı? Verir misiniz rica etsem Ece Hanım? Tabii. Maalesef Mehmet Ali Bey hiç yok. Ama 3 yıllık evliyiz. Oğlum 1 yaşında. Böyle uğurlu rakam bunlar var. Tabii sizin yardımcı olmanızı çok istiyoruz. Bülent Hanım'ın yardımcı olmasını da çok istiyorum. Yardımcı olur musunuz Mehmet Ali Bey? Oluyorum işte bunlardan 3 tane alalım. 3 taneden hadi böyle alayım. 2. 2 ile 1. Mehmet Ali Bey lütfen yardımcı olun. Daha ne kadar olayım değil mi? Bunlardan birinde araba var diyorum. Değil mi? Tanju Bey. Harikasın vallahi. Daha ne olsun? %50 şansı var. Kırmızı. Bak sorun bak Tanju Bey'e. Olma imkanı veyahut da mavi Fenerbahçeliyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yani kırmızı, Fenerbahçeliyiz, mavi. Veyahut da bir Bülent Hanım lütfen yardımcı olun. Halamızsınız, ablamızsınız. Bence yorulursun gitme oraya. Sen bu sizde kalacak. Bülent Hanım'a sorun hangisi diyor. Bülent Hanım. Divamızsınız Tahadur'un hatırına. Gözlerimden anlarsın. Madem, bir olabilir mi? Madem, madem Fenerbahçelisiniz. Mavi de, kız, de kızım. Tamam. Mavi. Ama bir enayilik olursa sakın bana beddua etme. Mavi dedi. Sakın yok. Bir terslik olursa tamam, bana beddua etme. Tamam mavi olsun Mehmet Ali Bey. Mavi. Mavi inşallah bir şey vardır. Değil mi? Estağfurullah yani. Bülent Hanım öyle şey olur mu? Sen bizim diva mısın? Şimdi sorumuzu öğrenelim bakalım. Final sorumuz 6 harf bir kelimeden oluşan bir nesne. Başarılar diliyorum. Oluşan bir nesne. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. B, C, D, Y, Z.
Mehmet Ali'nin M'si olsun. Mehmet Ali'nin M'si olsun. Rize'nin R'si olabilir mi? Rize'nin R'si olsun. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Şimdi sesler. Evet. Ay inşallah Ali araba var. Ali Saadi'nin ağası olabilir mi Mehmet Ali Bey? Vallahi bakmadım soruya. Ali Saadi'nin ağası. M, R, L, A. Ali Saadi'nin ağası. Bu bir... Evet. Bu bir nesne. Bakalım hangileri yanacak? Daha ne olsun? Açalım bakalım. Bu bir nesne. Süremiz başladı. Kapkacak, tabak, sancak. Sancak. Evet. Sancak olabilir mi bakalım? Sancak doğru yanıtı. Bir numara demişti. Ay, bir de ne kaç numara demiştiniz? İki miydi? Aç bakalım oradan ikiyi. Güzel kızım. Kaybetti onu. Ev sineması. Ama bir numarayı kazandınız. Bakalım bir numarada ne varmış? Evet Mehmet Ali Bey. Açıyorum. İyi günlerde kullanın. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bülent Hanım size de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günlerde kazasız belasız. İnşallah hayrını görün. İnşallah hayrını. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. İnşallah Allah size zeval vermesin. Güle güle kullan Kükar'cığım. Evet şimdi stüdyoda en yüksek puanı alanla finale çıkacağız. 10.450 puanla Tanju Çolak geliyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kadar ağladın, ağladın. Bu kadar iflasa rağmen burada olmak enteresan. Ağladın, ağladın. Ya ağlamadım, üzüldüm. Bu kadar mı şanssızlık olur? İnanamıyorum. Yani ama hepimizde bir şanssızlık vardı. Orası sesler söyledi. Oraya iflas geldi Bülent Hanım'a. Bana 8 tane iflas geldi. Yine buradayız. Demek ki Tanrı istedi. Bakalım. Olsun. Bakalım kral kazanabilecek mi arabayı? Şimdi hediyelerimizi biliyorsunuz. Yani bana yardıma gelmeyecek misiniz ikiniz de? Ya bu arabayı alıp ben kızıma götürmeyeyim mi? Hayır, sevgili Bülent Hanım. Götür. Ne oldu? Ne ben oldu? Geleceğim. Ne var? Hele bir sorsun bakayım. Kaç numara? Bülent Hanım sendeyim. Sen ne dersen söyler misin bir rakam? Şey yap bakalım. Şey sonra bana ters şey yapma.
Yok. 4 de bakayım. 4. 4. Şimdi sorumuz geliyor. Sana feda olsun canım benim ya. Ne olur yani. Yarışmaya geldik, eğlenmeye geldik. Sorumuz geliyor. Final sorumuz 10 harf bir kelimeden oluşan bir yer. B, C, D, Y, Z, İ size verdiğimiz harfler. Siz bize 3 sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Nide'nin N'si. Nide'nin N'ye. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Şimdi sesli harf. A mı E mi? Ne diyorsun? E. Çok sesli harf söyledim bugün zaten. E diyelim. E. A. E. A. 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 Adana'nın A'sı. Ali Sadi'nin A'sı. B, C, D, Y, Z, İ, N, K, L, A. Bakalım hangileri yanıyor? Ne, bu ne? Şehir mi bu? Yer. Çanakkale. Bir yer. Yer. Açalım bakalım. Buldum. Yardımcı olacaksın çünkü numarayı da sen buldun. Gel yanıma. Geldim efendim. Bir yer olduğuna göre, 30 Ağustos olduğuna göre süre başladı. Dumlu Pınar. Dumlu Pınar. İstiklal Savaşı'nda canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Evet. Dumlu Pınar'a bakalım. Dört numaralı zarfı seçmişti. Bakalım dört numaralı zarftan ne çıkıyor? Açıyoruz. Açıyoruz. İsterse bir şans daha verelim, değiştirebilirsin. Yok, Bülent Hanım'ı kıramam. Kıramam. Kıramam dedi, o zaman açıyoruz. Dört numara. Onu kıramam, seni kırarım. Yanılmışım. Aldık.